Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kudret Ayyıldır. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Bugün izolasyonumun son günü. Şu an için çok şükür sağlıksal anlamda bir problem yaşamıyorum. Umuyorum ki bir daha bu virüste karşılaşmayız. Gerçekten sıkıntılı bir süreç ve bu süreçte beni yalnız bırakmayan tanıdık tanımadık herkese, sosyal medya vasıtasıyla benimle iletişime geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ben de kendimi biraz daha iyi hissettiğim için özellikle genel bir piyasa değerlendirmesi yapmak istedim. Çünkü bu süreçte benden çok fazla yardım desteği isteyenler de vardı. Piyasa çünkü çok ciddi dalgalı bir fiyatlama reaksiyonu izlendi. Petrolün altına kadar gerçekten önemli fiyatlama reaksiyonları gördük. Tabii işin finansal boyutunda özellikle makroekonomik gelişmeleri de dikkat çekici hususlar vardı. Bunları kısa kısa sizlere aktarmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce, sabrım yettiğince, gücüm yettiğince sizlere dolu dolu bir video paylaşımı oluşturmaya amaç ediniyorum. Tabii ki burada genellikle ben çok fazla bunu ifade etmem ama eğer videolarımızı beğeniyorsanız lütfen burada abone olmayı tuşuna da basmayı unutmayınız. İlaveten de bunu finans merakları herkese paylaşabilirseniz ve abonelik yaparsanız çok sevinirim. Çünkü bu kanalı açmamdaki, bu video paylaşımlarımı yapmamdaki ana sebep sizlere şeffaf, doğru bildiğim şeyleri aktarabilmek. Bu sebeple de buna ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman yeni hafta dinamiklerinde özellikle ana odak noktamız Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı olacaktır. Şimdi bu faiz kararında hemen ekranın alt köşesinde Chicago Ticaret Borsası vadeli tahminlere göre neler görünüyor? Bunları size aktarıyor olacağım. Ama onun öncesinde dikkat ederseniz Trading Economics'ten almış olduğum büyüme, faiz, enflasyon, PMI verilerine ilişkin son durumu da sizlere aktarmakta fayda var. Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı. Özellikle PMI verilerinde hayal kırıklığı yaratan bir Avrupa var. Keza Amerika'da hizmet tarafında olumsuz bir senaryo görmüştük. Yani bunların hepsi aslında yeni döneme ilişkin mevcut makroyu yorumlayabilmek adına önemli. Şimdi şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Dünyanın baş belası enflasyon. Enflasyonla mücadele etmek için ne yapıyor gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları? Sıkı para politikası mesajlarını veriyor ve faiz aksiyonuna giriyor. Amerika gibi ülkelerde bilançoları altma sürecini de ekstradan faizle birlikte yapmaya çalışıyor. Niye? Çünkü özellikle enflasyon ve büyüme konusunda enflasyon öncelikli hale geliyor. Tabii faiz politikası, sıkı para politikası mesajları bunları devam ettirirken bir yandan da enflasyon rakamlarını gündemimize alıyoruz. Enflasyon yükseldikçe merkez bankalarının mesajları agresifleşiyor. Tabii bu agresiflik olduğu zaman terazinin diğer köşesinde büyümeye ilişkin aşağı yönlü revize ve resesyon korkusu piyasalarda bir panik havası oluşturmaya imkan tanıyor. Merkez bankaları da özellikle burada enflasyon önceliğinde ama bir yandan da bu dengeyi ciddi anlamda bozmayacak bir politika oluşturmaya çalışıyor. Tabii Çin, Japonya ve Türkiye bu konuda tamamıyla enflasyon odaklı çalışmıyor. Her ne kadar Japonya enflasyon yaratamıyor. Bu sebeple de zaten faiz artışından uzak diyoruz. Çin tarafında da gevşek bir para politikası uyguluyor vurgusunu yapıyoruz. Ama Türkiye özellikle bu noktada büyümeyi bilinçli olarak tercih edip doğal olarak da enflasyonda çok ciddi yukarı yönlü yol kat eden bir ülke haline geldi. Tabii Çin özellikle son dönemdeki mesajlarıyla gevşek para politikasına daha da fazla devam etmeyeceği görüntüsünü de gündemimizi meşgul ediyor. Çünkü bir noktadan sonra enflasyon ciddi bir problem hale gelmeye çalışıyor. Yani bakmayın şu anda işte enflasyon rakamlarını göreceksiniz. Hani İngiltere'de %9,4, Amerika'da %9,1, Euro bölgesinde %8,6. Yani 40 yılın, 50 yılın en yüksek rakamlarından bahsediyoruz. Hani çift tanelerde bile değiller ama onlar bile bu panik havasıyla yani burada bunu
kontrol altına almaya çalışıyorlar. Keza yani bizim rakamımızı söylemiyorum bile. Keza biz 25 yılın en yüksek enflasyon rakamındayız. Şimdi burada şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Tabii ki bu noktada enflasyona mücadele konusunda tek başına Merkez Bankası rol alamaz. Burada hem Merkez Bankası hem de devlet tarafından maliyet bölümü, yani hem para politikası hem de maliye politikası eş koordinasyonla bu süreci tamamlamaya çalışması gerekiyor. Ama tabii önümüzde bir pandemi var demiştik. Daha sonra bir savaş süreci geldi. Gerçekten enflasyon dinamiklerinde ciddi bozulmalar yaşandı. Bazı ülkeler var ki, örnek veriyorum, Avrupa enerji maliyetleri tap noktada. Bazı ülkeler var, örnek veriyorum, Amerika gıda tarafındaki, enerji tarafındaki fiyatlar gerçekten dikkat çekiyor. Her ne kadar tabii ki son dönemde Amerika'da manşet enflasyon, çekirdek enflasyon ayrımında, çekirdek enflasyonda çok ciddi bir yukarı yönlü reaksiyon izlemiyor olsak da manşet enflasyon tarafında yükseliş eğilimi devam ediyor. Yani özetlersek aslında enflasyon ana problem olmaya devam ediyor ve bu da ister istemez daha sıkı para politikası mesajı, bunun karşılığında büyümeye ilişkin aşağı yönlü reaksiyon, düzeltmeler ve bu da ister istemez yeni dönem için resesyon, stagflasyon gibi konuların gündemimizi meşgul etmesine olanak tanıyor. Yeni hafta dinamiklerinde Amerikan Merkez Bankası kararı ana odak noktamız olduğunu söylüyoruz ama Amerika'dan yine büyüme rakamı, yine Fed'in de takip ettiği çekirdek PCE, kişisel tüketim giderleri fiyat listesi verileri de önemli olacaktır. Şimdi bu bilgiler dağarcığında neydi bizim ana odak noktamız? Fed. Fed faiz konusu ne yapacak? Bu toplantıda 75 bas puan faiz artışı ihtimalinin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabloyu birazcık büyütmek istiyorum sizler için. Chicago Ticaret Borsası'nın vadeli tahminine göre bu toplantıda %81 oranında 75 bas puan faiz artışı beklentisi var. Bir sonraki toplantı Eylül ayında. Eylül ayında da baktığımız zaman da 50 bas puan bir faiz artışı ihtimali var. Kasım ayında 25 ya da 50 bas puanlık faiz artışı beklentisi gündemimizi meşgul ediyor. Ve daha sonra da Aralık ayında, eğer Kasım ayında 25 yapılırsa Aralık'ta 25 yapılır. Kasım'da 50 yapılırsa Aralık'ta bu doğal olarak da pas geçmek olacak. Ama yine de bu rakamlar güncellenecektir. Şu anda bizim ana odak noktamız bu toplantıda 75 bas puan faiz artışı ihtimalinin oldukça kuvvetli olması şeklinde. Tabii Amerika'dan enflasyon rakamı geldikten sonra bu oran 100 bas puana çıkmıştı. Ama FOMC üyelerinden gelen tansiyon düşürücü açıklamalar ne oldu? İster istemez burada mevcut Fed dinamiklerindeki süreci net bir şekilde görmemize olanak tanıdı. 100 bas puan beklenti 75 bas puana revize edilmiş oldu. Yani klişe bilinen senaryodan gidiyoruz. Bu toplantıda faiz artışı yapılacak. Okey, ama Başkan Powell'ın mesajları daha önemli olacak. Daha agresif bir faiz politikası mı, yoksa şu anda bilinen politika mı, buna bakıyor olacağız. Daha agresif bir politika olursa borsalarda baskı oluşturur. Ama bilinen faiz politikası olursa borsalarda yukarı yönlü reaksiyon devam eder. Baktığımız zaman da özellikle hani burada bir sürü tablo var. Neye dikkat etmemiz lazım? Özellikle PMI verileri. Bakın, 50 referans bölgesinin altında imalat PMI tarafında Fransa, Almanya, Euro bölgesi, Türkiye. Bakın, direkt Avrupa tarafını konuşuyoruz. Hizmet sektörüne baktığımız zaman da Almanya, Avustralya, ABD, ki Amerika'nın hizmet sektörü imalat sektöründen çok daha önemlidir. Hizmet sektörünün daha fazla istihdam olması sebebiyle. Ya baktığımız zaman büyümeye ilişkin aşağı yönlü olumsuz senaryolar var. Nitekim Almanya gibi önemli lokomotif Avrupa ülkesinin Temmuz 2020, neredeyse yanlış hatırlamıyorsam, o zamandan itibaren ilk defa 50'nin altına düşüyor. Yani bu bizim içimizden de iyi değil aslında. Çünkü biz Avrupa'ya en fazla ihracat yaptığımız bir süreç. Euro dolar paritesinin düşmesi de bizim için iyi değil. Yani baktığımız zaman da bu rakamların aşağı yönlü, bu
kritik eşik bölgelerin altında olması sevindirici bir gelişme değil. Dikkat etmekte fayda var. Tabii ki bu ülkeler enflasyon odaklı gitmeye çalışıyor. Avrupa Merkez Bankası 50 bas puan faiz artışıyla bunun zaten mesajını verdi. Ama bu rakamlar ister istemez Avrupa Merkez Bankası'nın gaza bastığı ya, o gaza basmanın derecesini biraz yavaşlatabilir. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Amerikan Merkez Bankası büyümeden fedakarlık yapacağız diyor, enflasyon odaklı gideceğiz diyor. Ama ister istemez bir nebze o dengeyi de kurmaya çalışacak. Yeni dönemdeki mevcut ekonomik göstergelerdeki sonuca bu anlamda bakıyor olacak. Baktığımız zaman da büyüme tarafında özellikle şunu söylemekte fayda var. Amerika'dan büyüme rakamı gelecek demiştik. Eksi 1,6 rakamıydı. Bir önceki büyüme rakamı şimdi 0,4 pozitif beklenti var. Ama burada Atlanta Fed gibi önemli gösterge, referans göstergeleri teknik anlamda resesyona girebileceği ifadesini kullandı. Yani teknik anlamda resesyon nedir? İki çeyrek üst üste negatif bir görüntünün gelmesi durumu. Baktığımız zaman da özellikle bakalım negatif bir görüntü tekrar görecek miyiz? Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Yani iki sektör üst üste daralacaktır. Yani işin negatif kısmından ziyade daralma sürecini görmek lazım. %0,4'lük bir beklenti var. Bakalım beklentinin üzerinde pozitif bir görüntü mü oluşturacak? Beklentinin altında kalıp negatif bir görüntü mü gösterecek? PMI'lere baktığımız zaman işin olumsuz tarafını konuşmak çok daha kolay olacaktır diyebiliriz. Faiz tarafına baktığımız zaman şu anda iki ülkenin negatif faizi var. Japonya ve İsviçre. Baktığımız zaman da özellikle G20 ülkesi içerisinde en yüksek faiz Arjantin, sonra biz 14'teyiz. Sonra Brezilya %13,25. Tabi Brezilya, Rusya, Meksika, Güney Afrika gibi ülkeler niye bu kadar faizi yükseldi? Çünkü enflasyonla mücadele konusunda faiz artışına devam ettikleri için. Enflasyon tarafına baktığımız zaman da Türkiye enflasyonda G20'de zirve noktasında, Arjantin'i bile geçmiş durumdayız. Arjantin'in faizi 52 iken enflasyon 64, bizde faiz 14 iken enflasyon %78 nokta küsür. Tabii burada bir reelde negatif bir faiz olduğunu görüyoruz. Bu da ister istemez olumlu bir taraf oluşturmuyor. Tabii Merkez Bankamızın bu noktada faiz artışı tarzındaki bir görüntüsü ister istemez kantarın topuzu iyi bir şekilde kaçtı. Bundan sonra gerçekleşecek faiz artışlarının eski dönemde yapılması gereken, olması gereken zamanlarda yapılması durumları kadar etkili olmayacağını söyleyebiliriz. Zaten burada Merkez Bankası'nın da herhangi bir faiz artışı yapmayacağına ilişkin açıklamalarını çok net bir şekilde Merkez Bankası metinlerinden de ve hükümetten gelen açıklamalardan da görebilmekteyiz. Tabi bu noktada ister istemez Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalarda, yani bırakın arttırmayı, bir indirim, fırsat bulsak da bir indirim yapsak senaryosu biraz kafaları karıştırıyor. Acaba enflasyonda hafiften bir aşağı yönlü eğilim izlenirse burada Merkez Bankası aksiyona geçer mi? Bunu da kış dönemine doğru biraz daha dikkatle takip ediyor olacağız. Yaz döneminde daha önce de zaten size açıklama yapmıştık. Enflasyon yukarı yönlü reaksiyona devam ediyor. Kendi iç dinamiklerimiz ve global taraftaki iç dinamikler ister istemez bunu tetikliyor. Devam etme potansiyeli de söz konusu. Kabataslak %4, %5 ortalama değerle yeni ayda da bu enflasyonun gelme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. PMI tarafında 50 eşik bölgesinin üzerinde ülkeler var ama hepsi aynı zaman diliminde olmadığı için bunların yeni rakamlarını da görüyor olacağız. Özellikle Türkiye'nin de ve Avrupa'nın da 50 eşik bölgesinin altında oluyor olması bizim de özellikle yeni dönemdeki o büyüme kompozisyonunda olumsuzlukların görülebilmesine de olanak tanıyor. Şunu da unutmamak lazım. Euro dolar paritesi düşüyor. Bizim açımızdan iyi bir durum değil. Neden? Çünkü ihracat euro gelirimiz var. İthalat dolar gelirimiz var. Dolar güçlenirken euro değer kaybettiği zaman ihracat gelirimiz burada azalıyor. İthalattaki giderimiz artıyor. Bu güzel bir durum değil. Biz her ne kadar Cumhuriyet'ten en iyi rekorunu kırıyor olsak da özellikle gelirlerin azaldığı, giderlerin arttığı bir görüntüde izlediğimizi söyleyebiliriz. Bunun aslında arka planında ana sebep
Avrupa Merkez Bankası'nın tutumudur. Çünkü Avrupa Merkez Bankası özellikle bu süreci çok iyi bir şekilde yönetmediğini söyleyebiliriz. Ve Euro-Dolar paritesinde Euro'nun daha fazla değer kaybetmesine olanak tanıdı. Yani genel çerçevede baktığımızda enflasyonla mücadele konusunda ülke merkez bankalarının atmış olduğu adımlar ve buna ilişkin reaksiyonlar asıl gündemimizi meşgul ediyor. Şimdi işin fiyat kısmına baktığımız zaman da ilk referans göstergemiz Amerikan 10 yıllık tahvil faiz oranı. Son dönemde özellikle %3,5'lardan aşağı yönlü bir reaksiyon gördük, %2,75'lere kadar. Grafiksel anlamda baktığımız zaman da kaba taslak 2 işte 42 hareketli ortalamanın bulunmuş olduğu yer, trend bölgesi de 2,45'lerden geçiyor. Yani 2,40 2,45 bu işin dip diyebileceğimiz bir bölgesi. Daha agresif Fed pahalı politikasıyla bu yukarı yönlü bir reaksiyon oluşturur. Tekrar 3 ve 3,07'lere doğru bir aksiyon. Ama bilinen konjonktürde gidilmesi durumunda faizin buralarda, yani en azından 3 ile 2,5 arasında dalgalanacak bir seyirini sürdürmesi beklenebilir. Hala yukarı yönlü trend devam ediyor. Fed bu anlamda önemli olacaktır. Dolar endeksine baktığımız zaman da klasik dolar endeksi burada özellikle son dönemde ciddi bir düşüş hareketi, bir tepki hareketi izledik ama ilk hareketli ortalamamız 25 günlük üstel hareketli ortalama 106 seviyesinden geçiyor. Avrupa Merkez Bankası ile biz 106 seviyesinin altına sarkamadık. ABD Merkez Bankası ile bunun altına sarkabilirsek Euro dolar nefes alır. Altın nefes alır. S&P 500 nefes alır. Sterlin dolar nefes alır. Bakın bunları söyleyebiliriz. Ama Fed ile birlikte eğer 106 seviyesi üzerinde kalmayı sürdüren bir dolar endeksi olursa, o zaman ne Euro dolar nefes alır, ne Sterlin dolar nefes alır, ne ons altın nefes alır, ne gümüş nefes alır, ne S&P 500 nefes alır, ne de Bitcoin nefes alabilir. Bu sebeple Fed ve 106 seviyesindeki tutumu önemli. 106'nın altında tepki, 106'nın üzerinde trend. Tepki olursa 106'nın altında nereye kadar devam edebilir? Diğer ortalamaya. Orası çok kritik. 103,88, 103,80, 104 diyelim. Bu bölgeye kadar bir baskı oluşur ama buradan sonrasını beklememek gerekiyor. Yani biz aslında örnek veriyorum, Euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareket artık devam edecek mi, etmeyecek mi? Kısmi bir biraz daha devam edecek mi? Ons altın biraz daha nefes alacak mı, almayacak mı? S&P 500 biraz daha nefes alacak mı, almayacak mı? Bu sorunun cevabı için dikkatle takip edeceğiz. S&P 500. Şimdi S&P 500'de benim analizlerimi takip edenler her ne kadar teorik anlamda ayı piyasasına girse dahi ben boğa piyasası görüntüsünün devam ettiğini vurgulamıştım. Neden? En son pandemi zamanı test edilen ve benim uzun yıllardır takip ettiğim hareketli ortalama 55 aylık üstel hareketli ortalama 3.517 seviyesinden geçiyor. Ve baktığımız zaman da özellikle Haziran ve Temmuz aylarına baktığımız zaman da hatta buradaki Mayıs, Haziran, Temmuz aylarına baktığımız zaman da gerçekleşen diplerin, yani düşüşlerin, yaşamış olduğu diplerin 3.500'lerin üzerine kaldığını ve bir dönüş kaydettiğini söyleyebiliriz. İlaveten hemen burada iki grafik var. Sağ tarafta aylık, sol tarafta 4 saatlik grafik. 4 saatlik grafikte de 110 periyotluk üstel hareketli ortalama 3.880 seviyesinden geçiyor. Bu hafta Fed ile birlikte 3.880 üzerinde kalmayı başarırsak yukarı yönlü hareketini 4.380'lere kadar devam ettirebilme potansiyelini konuşuruz. Ama 3.880'in altına kalıcılaşırsa o zaman tekrar bir satış baskısı, o zaman 3.500'lere tekrar yaklaşma potansiyeli oluşabilir. Ben uzun vadeli S&P 500 pozitif görüntümü koruyorum ama düşüşler bitti mi bitmedi mi Fed sonrası hareketlere bakmak gerekiyor. Ons altın. Şimdi ons altında iki hususu vurgulamam lazım. Birinci husus, negatif trenddeyiz. 1780-1800 bölgesini kırdığı için ons altında negatif trenddeyiz. 2. Negatif trenddeyiz diyoruz ama 1675 seviyesi Nisan 2020'den beri destek görevi görüyor. Geçen hafta 1681'i test ettikten sonra bu bölgeden toparlandı ve yukarı yönlü hareketini 1740'lara taşıdı. Bu bir nefes almadır. Bakın çok açık söylüyorum.
Bu bir nefes almadır. Bu nefes alma devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu sorunun cevabı için FED'e bakacağız. Nefes alırsa hareketli ortalamalara kadar nereye yani? 1780-1800 bölgesine kadar bir toparlanmadan bahsedebiliriz. Ama bu toparlanma olsa dahi 1800'ün üzerinde kalıcılaşmadığı müddetçe görüntünün negatif olduğunu unutmayalım. Yani bir alan varsa 1800'e kadar devam eder ama eğer gerçekten bir yükseliş olacaksa 1800'ün üzerinde kalıcılaşması lazım. Aksi takdirde nefes alma biter, tekrar 1675 konuşulmaya başlar. 1675'in altında kalıcı bir reaksiyon görürsek işte o zaman altınla alakalı bildiğimiz bütün olumlu gelişmeleri unutmak gerekiyor. Çünkü ciddi bir eşiği kırmış olacak. Bu sebeple de dikkatli olmak lazım. Ama bu hafta sanki biraz nefes alacakmış gibi izlenim verdi. FED'e kadar bakacağız. Bir de FED'den sonra sürece bakacağız. Nefes alma devam mı tamam mı? Bu sorunun cevabı önemli olacaktı. Son olarak da Bitcoin, darusu yurt içi varlıklar öncesindeki son varlık Bitcoin. Bitcoin'e baktığımız zaman da şimdi 17 binlerden 22 binlere, 24 binlere doğru bir toparlanma izlendi. Bu toparlanma ile birlikte çok fazla sosyal medyada sesler duymaya başladı. Ben o seslerin biraz ben erkenden duyulduğunu belirtmiştim. Aylık grafiğimi paylaşmıştım. Hala düşüncem devam ediyor. Şu anda sağ tarafta günlük grafik, sol tarafta aylık grafiğe bakacaksınız. Aylık grafikte alt tarafta 16.830 kritik hareketli ortalama. Üst tarafta 24.400 yine kritik hareketli ortalama. Ben zaten daha öncelerde hatırlarsanız benim videomu. Ben artık Bitcoin'in dip yaptığını ve bundan sonra yukarı yönlü hareketini devam ettireceğini ancak bu yukarı yönlü hareketin kademeli bir şekilde etkisini sürdüreceğini bahsetmiştim. Nitekim o günden itibaren yapmış olduğum açıklamamdan sonra Bitcoin'e baktığımız zaman gerçekten bir dip yaptığını ve ondan sonra çok fazla aşağı yönlü hareket izlemediğimizi gördük. Ha, bu yeterli mi? Değil. Teyit lazım. Aylık grafikte 24.400 seviyesinin üzerinde aylık kapanışa ihtiyaç var. Yani Temmuz ayında 24.400'ün üzerinde aylık kapanış yaparsa bu bir teyit anlamı demektir. O zaman 35.000 lira doğru yeni bir beklenti konuşuruz. Ama 24.400'ün üzerinde aylık kapanış yapamazsa 24.400, 16.830 arasında bir sıkışma eğilimi izlenebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Ha, ben umutluyum ama henüz daha teyit kazanmadı. Günlük grafiğe bakacak olursak, kaba taslak işte 49.000'lerden başlayan bir zirvelerden oluşturulan trend çizgisini açtık. Yani o 22.000'i aşmamızla birlikte Bitcoin'e biraz olumlu bir hava yansıtıldı. Ve baktığımız zaman da teorik anlamda 30-32 binlere kadar bir hareket potansiyeli ihtimali kuvvetlendi. Tabii ki 22 bin dolar seviyesi önemli ama 22 bin altında da 18.500 gerçekten önemli. Yani burada dip yapabilirse 30-32 binlere doğru hareket taşınır. Ama 22.000'i dip kabul etmez. 22.000'in altına tekrar sarkarsa o zaman 18.000'lere doğru, 18.500'lere doğru yeni bir satış baskısı oluşabileceğini düşünmek gerekiyor. Yani genel çerçevede biraz daha temkinli olmak fayda sağlayacaktır. Ama şunu da unutmamak lazım. Uzun vadeli konjonktürde henüz teyit kazanılmadığını söyleyebiliriz. Yurt içi varlıklara geçelim. Önce dolar Türk lirasını anlatalım. Sonra Borsa İstanbul'la tamamlayalım. Dolar Türk lirasına baktığımız zaman da kademeli bir şekilde devam ediyor. BDDK'nın hamlesiyle birlikte 16.07'lere kadar bir düşüş oluşmuştu. Ama dikkat edin, baz aldığımız hareketli ortalamanın altında günlük kapanış yapmadı. Bu ortalama Aralık 2021'den beri, hatta 29 Aralık 2021'den beri yükseliş trendini destekliyor. Şu anda 16.90, 17.10 bölgesinden geçiyor. Yani iyimser açıklamalar gelse bile bu ortalamanın altında günlük kapanış gerçekleşmediği müddetçe yön yukarı. Yukarıda 17.76'lar önemli. 17.76'nın üzerinde kalıcı hareket olursa o zaman tarihi zirveye doğru yeni bir hareketten
bahsedebiliriz. 17.76'yı dikkatli takip etmekte fayda var. Dolar Türk Lirası'nın düşmesi için önemli sebepler var mı? Maalesef yok. Yükselmesi için sebepler var mı? Maalesef var. Bu sebeple de kurda öyle çok ciddi bir düşüş beklememek gerekiyor. Son olarak da Borsa İstanbul 30 Endeksi. Benim videolarımı ve Twitter'daki paylaşımlarımı bilenler zaten benim borsayla alakalı o son moral bozan hareketlere rağmen düşüncemin pozitif olduğunu söylemiştim. Televizyon yayınlarında, günlük analizlerde, video çalışmalarda, özel paylaşımlarımda hep bunu konuşmuştum. Hala bu senaryo devam ediyor. Baktığım zaman 19 Ekim 2021'den beri 120 ve 233 periyotluk üstel hareketli ortalamalar yükseliş eğilimini destekliyor. Bu ortalamalar şu anda 2443-2321 seviyelerinden geçiyor ve yükseliş eğilimini destekliyor. Trend kanalı 2685'ten başlayan o düşüş hareketinin son geçen haftaki harekette o kanalı da yukarı yönlü geçmiştik. Yani pozitif senaryo gündemimizi meşgul edebilir. Şu anki senaryoda 2443'ün üzerindeki görüntü haftalık performans anlamında 2685 zirvesine doğru bir beklentiyi gündeme taşıyor. İç tarafta ve dış tarafta borsayı aşağı çekecek olumsuz haber akışları olmadığı müddetçe burada yukarı yönlü senaryonun ağırlık kazanacağını söyleyebilirim. Zaten seviye bazlı da hangi seviyeler önemli bu hususları sizlere aktardım. Yani ben aslında borsada iyimser olduğumu söyleyebilirim. Tabii ki burada bilanço sezonu başlıyor. Bilanço sezonu ile birlikte şirketlerdeki beklentiler, performanslar, ikinci çeyrekle ilişkin olumlu görüntü şirketler üzerine yansıyacaktır. Özellikle işte Borsa İstanbul 30 Endeks ve 100 Endeksinde ağırlıkları en fazla olan şirketlerde eğer daha iyimser rakamlar görebilirsek, örneğin Ereğli gibi şirketler, o zaman ne olur? Borsa yukarı yönlü reaksiyonu hızlandırabilir. Tabii ki Ereğli son dönemde çok can yaktı Kardemir'le birlikte. Ama bu şirkete özel bir durum, şirketin kendi mevcut iş koluna ilişkin bir görüntüydü. Dünyanın geneline ilişkin bir durgunluk söz konusuydu. Demir cevheri, kömür fiyatlarındaki aşağı yönlü reaksiyonlar moral bozmuştu. Aslına baktığımız zaman da Ereğli gibi, Kardemir gibi lokomotif şirketler sektör üzerinde hala aktifine devam ediyor. Yani bu şirketlerde bir problem yok. Lütfen şirketleri sadece fiyat bazında değerlendirmeyin. Evet, siz hisse pozisyonu aldığınız zaman o fiyatlar ciddi düştüğü zaman peki canınız acıyabiliyor. Ama sadece fiyat gözünden şirket değerlemesi yapmamak gerektiğini de söyleyebiliriz. Bundan bir sene sonra şu anki rakamları o anki rakamlarla kıyasladığımızda ya nereden nereye diyeceğinizi göreceksiniz. Ama şu an için tabii ki canlı fiyat görüldüğü için ve çoğu insanda bu hissede mağdur kaldığı için de biraz moralleri bozuk olabiliyor. Ama şirket aktif bir şekilde çalışmasına devam ettiği müddetçe bu resesyon konuları öyle süreklilik arz edebilecek bir görüntü çağrıştırmayacaktır. Bu da ister istemez yeni dönem için bu şirketlerin gündemimizi meşgul etmesine olanak tanıyacaktır. Ama şunu unutmayalım. Kulaktan dolma bilgilerle, tiyolarla, kendini böyle analist, stratejist, ekonomist gibi, temel analist, teknik analist gibi böyle herhangi bir kurum çatısı altında çalışmayan, hiçbir şekilde bir yasal bir şirket çatısı altında bulunmayan, bu mesleği icra etmeyen kişilerden lütfen tiyo almayın. Kendi bilgi düzeyinizi geliştirin ve aracı kurumların raporunu lütfen unutmayın, okuyun. Yani bunları ancak bu şekilde çözebilirsiniz. Ama başka insanlardan tiyo adı altında bilgi aldığınız zaman her daim özellikle küçük borsalarda işlem hacimlerinin az olduğu, manipülatif görüntüye açık olan yerlerde çok daha fazla can yanacaktır. Buna da lütfen bu şekilde dikkat etmekte fayda var. Şunu da lütfen unutmayın. İnsan sürekli kazanırsa, yani böyle bir kazandığını varsaydığımız sosyal medya fenomenleri olduğunu biliyoruz. Siz de çok daha iyi biliyorsunuz. WhatsApp grupları, Telegram grupları. Hani sürekli kazanan bir insan kazandığı şeyleri size niye paylaşsın? Sonuçta şunu unutmamak lazım. Yani örnek veriyorum, Forex piyasasında
biyo piyasasında yani bir taraf kazanırken bir taraf kaybediyor. Kaybettiği için onlar kazanıyor. Yani bu akış içerisinde olmak gerekiyor. Ya da sizi korkutacaklar ki hisse piyasasında elinizdeki malı kendisi alacak gibi gibi. Yani lütfen bu senaryoları, bu hususları göz ardı etmeyelim. Bilinçli olalım. Para işi bilinçli bir iştir. Siz bir araba satın alırken arabanın lastiğinden tutun da gidip kaputun üstündeki izolasyon malzemesine kadar her şeyine bakarken gidip bagajın arkasını açıp fitilleri kaldırıp boya var mı, kaynak var mı diye bakarken yani ya da gidip pazardan bir domates alırken o domatesin iyi olup olmadığını dokunarak anlamaya çalışırken kalkıp da işin finansal boyutunda hani bu tür kararları başkasının ağzıyla yapmak çok doğru bir yaklaşım değil. Lütfen buna dikkat edelim. Videoyu kapatmadan önce bir uyarı yapmak istiyorum. Sosyal medyada, WhatsApp gruplarında, Telegram gruplarında, Instagram'da, orada burada benim ismimi kullanarak bazı yasa dışı faaliyetlerde bulunan kişileri ben tespit ettim. Bana sürekli olarak bu konularla alakalı bildirimler geliyor. Lütfen lütfen benim ismim kullanılarak sizden para istenilen, şuraya para yatır, buraya para yatır, bak şöyle tüyo geldi, böyle geldi, ekibim var, şu var, bu var. Lütfen bunlara itibar etmeyin. Zaten beni tanıyanlar bunların dolandırıcı olduğunu bilir. Ama beni az tanıyanlar ya da yeni tanımaya başlayanlar için ben uyarımı buradan yapmak istiyorum. Benim Facebook hesabım yoktur. Twitter, LinkedIn, mail gibi sosyal medyalarım hepsi kayıtlıdır. Lütfen itibar ediniz onlara ama dolandırıcıların sözlerine lütfen inanmayın. Genel çerçevede benim sizlere aktarabileceğim detaylar bunlardan ibaret. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Özellikle vaka sayılarının çok ciddi arttığı bir dönemden geçiyoruz. Lütfen herkes kendisine ve ailesine dikkat etsin. Herkese sağlıklı ve başarılı bir trade haftası diliyorum.